Yeri geldiği zaman birbirlerine silah satan, diğer petrol dahil her konuda alışveriş yapan iki terör örgütüydü. Yine Rakka'da affedersiniz, YPG'lilerin DAEŞ'li teröristleri otobüslere bindirerek serbest bıraktığını, otobüslere binmesine de yardımcı olduğunu hatırlayacaksınız. Ve dediğim gibi Türkiye, ABD burada bu anlamda da Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinde de bir işbirliği içinde olmuştur. Fıratırmak, Fox TV. Efendim, Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD ile 120 saatlik mutabakatla ilgili bir açıklaması oldu. Mutabakatın şartnamesini hatırlattı Cumhurbaşkanı. 120 saat içerisinde operasyon bölgesinden teröristlerin temizleneceğini, çekileceğini, Amerika'nın da bize yazılı olarak bildirdiğini hatırlattı. Ama sözlerinde bunu yapamadılar, temizleyemediler, hani çekilmediler şeklinde bir açıklaması oldu. Şartnameye göre durum böyleyse Barış Pınarı Harekatı neden durdu, neden ara verdik efendim? Şimdi Amerika 120 saat sonunda önceden mutabakata göre çekecekti, taahhütte bulundu ve 120 saat sonunda YPG'li teröristlerin buradan çıkarıldığını yazılı taahhüt etti. Yani yazılı bir şekilde çıktığını bize bildirdi. Dolayısıyla anlaşmamız da bu yöndeydi. Yani önce operasyona ara verme, sonra da bu teröristler buradan çıktıktan sonra harekatı durdurma. Fakat hem ara verdiğimiz dönemde de hem de daha sonra Amerikalılarla yaptığımız, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yaptığımız müzakerelerde ise hep şunu söyledik, Amerikalılar da bunu söyledi. Eğer çıkmayan birisi varsa ya da o dönemde 40'a yakın biliyorsunuz taciz oldu ve herhangi bir taciz olursa Türkiye'nin onları vurma hakkı vardır. Şimdi tek tük böyle çıkmadıklarını görüyoruz. En son drone'la da saldırdılar. Bir şehidimiz de var, Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla biz de bunları, bu teröristleri buralarda varsa, bundan sonra da yine çıkmayan varsa onları da etkisiz hale getireceğiz. Aynı anlamda yani Rusya ile yaptığımız mutabakatta da yine bu doğrultuda eğer burada 150 saat sonunda YPG'liler çekilmezse ta Kobani'den yani Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar 444 kilometrelik bir uzunlukta 30 kilometrelik derinliğe çekilmezlerse Rusların YPG'ye yaptığı bildirimde de net bir şekilde var. Kamuoyunun açıklamalarında da var. Türkiye o zaman bu teröristleri buradan temizler. Dolayısıyla varsa çıkmayan bunu temizleriz. Yani bu anlamda harekata ara verdik ya da o bildirimden sonra durdurduk demek burada kalan teröristlere karşı hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmez. Zaten sahada biz varız, askerimiz orada, geri çekilme yok. Yine Suriye Milli Ordusu'nun da unsurları yine bizimle beraber. Dolayısıyla varsa kalıntıları onları temizleriz. Geri bıraktıkları silahlar, şehirlere, yollara işte döşedikleri mayınlar dahil buna benzer temizlik çalışmalarımız da zaten duruyor. Bu faaliyetlerimizi de bundan sonra da sürdüreceğiz. Mahir Kılıç, Habertürk Televizyonu. Efendim biraz önce dikkat çektiniz Rusya ile yapılan mutabakata. 150 saatin dolmasına 30 saatten az bir süre kaldı. Bu süre zarfında YPG, PYD unsurları sınırımızdan çekildi mi, çekildiyse ne kadar çekildi? Bu yönde bizim Türkiye'nin gözlemleri ve Rusya'dan bize bu yönde gelen son bilgiler nelerdir efendim? Çekilme ne aşamada? Çekilenler de var. Rejim unsurları da bunu teyit ediyor. Rusya da teyit ediyor ama tamamen henüz tamamının çekildiğini söylemek mümkün değil. Bu konuda da zaten askerlerimiz arasında temaslar var. Şimdi Rusya'dan bir askeri heyet de geliyor. Hem bu çekilme konusunda son durum nedir? Bunu ele alacak arkadaşlarımız. Hem de 150 saat sonunda biliyorsunuz 10 kilometrelik derinlikte yine Fırat Nehri'nden Irak sınırına kadar o 10 kilometrelik derinlikte Kamışlı hariç devriyeler nasıl olacak, birlikte neler yapacağız, hangi adımlar atacağız, tüm bunları
Görüşmek üzere. Rusya'dan da askeri bir heyet ülkemize geliyor. Handshake photo.